Herkese merhaba. Antikyat İşleviye programının bugün yine çok kıymetli bir konuğu var. 16. dönemde yönetim kurulu üyeliği yapmış olan 17. dönem yönetim kurulu başkan yardımcımız Aramak Petrol firması sahibi Fırat Armağan var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Sefalar getirdiniz öncelikle. Teşekkür ederim. Bizleri kırmadınız buraya kadar geldiğiniz için. Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri daha yakından tanıma şansına sahip olacağız. Kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben Fırat Armağan. 1979 Antalya doğumluyum. İlk öğretim bir kısmını Antalya'da, devamını Ankara'da tamamladım. Yüksek öğretimi Süleyman Demirel Üniversitesi makine mühendisi olarak tamamladım. Ailece Antalya'dayız özünde. Babamın işi gereği Ankara'ya seyahatinden dolayı gitmiştik. Devamında askerlik mevsimini icra ettikten sonra vatanına görevi kısa bir süre makine mühendisi olarak çalıştım. Sonra da aile şirketimiz Aramak Petrol'de iş seçici olarak çalışma hayatına başladım. Ciddi anlamda başladım diyeyim. Aramak Petrol hangi alanlarda daha çok faaliyet gösteriyor toptan, perakende? Aramak Petrol akaryakıt sektöründe tek istasyonumuz var bizim. Shell bayisiyiz. Toptan kısmına girmiyorum. Ağırlıklı olarak perakende ve taşı tanıma sistemi üzerinden satış yapıyoruz. Resellerlerimiz var. Onun dışında inşaat faaliyetinde de bulunduk. Son dönemde yaptığımız, yakın dönemde yok ama en son işte Aspendos bulundu. Yine kendimize ait bir arazimiz vardı. Oraya bir iş merkezi yaptık. Gene de böyle. Bir başarı hikayesi var. Aramak Petrol Antalya'da bilinen, tanınan, konum olarak da önemli bir yerde. Bu bir başarı hikayesi aslında. Biz de bununla sizler adına da, şahsınızda da mutluluk ve onur duyuyoruz. Teşekkür ederim. Başarılarınızın devam etmesini diliyoruz. Ama bu başarıya giderken de hangi temel ilkeler vardı, neleri kriter olarak gördünüz? Bununla da ilgili bir size sormak isterim. Tabii akaryakıt sektörü meşakkatli bir iş. 7-24 çalışıyoruz. En başta da hizmet sektörü olduğu için müşteri hizmeti çok önemli. Müşteri memnuniyeti. Çok da rekabetçi bir sektör akaryakıt. Özellikle Antalya'da diğer büyük şehirlerle kıyaslarsak istasyon sayısı oldukça fazla. O yüzden hem memnuniyet açısından, yani memnuniyeti, hizmet memnuniyeti artı cari müşterilerde de fiyasal anlamda da memnuniyeti yakalamamız lazım. Başarıyı nasıl yakalıyoruz? Ekip çalışması en başta bu önemli ve devamlı teknolojik gelişmeleri. Öncü olmaya çalışıyoruz. Dağıtım firması, bayisi olduğumuz dağıtım firması Shell de bu konuda başarılı. Biz de Antalya'daki Shell bayilerin içinde hep önde olmak, öncü olmak istiyoruz. Shell'in bir yeniliği, bir şey olduğu zaman. Karşılığında da olumlu tepkiler alıyoruz müşterilerimizden. Bu başarılardan dolayı sizleri kutluyorum. Artarak devam etmesini diliyorum. Şunu da merak ediyorum. Yeni yatırım düşünceniz var mı? Yine bir inşaatla alakalı olsun var. Veya var tabii. İnşaatla ilgili işte takip ettiğimiz yerler var ama tabii ülkenin ekonomik durumu da belli. Hesapları yapıyoruz. Onun dışında tarım sektörü özellikle pandemiden sonra ilgimi çekti. Normal şartlarda ekonomik kriz bizim sektörü pek etkilemez işin özü, yapısı gereği. Ama pandemi bambaşka bir şey. Evet. Hatta bir ilki yaşattı bize sektörde. İlk defa istasyonları kapattık. Evet. Antalya özellikle pilot yedi. Türkiye genelinde olmasa bile saat 9'da kapatıp sabah 6'da 7'de açtığımız dönem oldu. Hafta sonları nöbetçi istasyon uygulaması oldu keza. İlginç günler yaşadık. Ve tabii sonuçta tüketiciye de yansıdı. Bu ticarete de yansıdı. O yüzden tarım sektörü ilgimi çekiyor şu dönemde. O konuda araştırmalarım var. Bakalım hayırlısı. Tarım ve inşaat alanında olabilir yatırımlar diyorsunuz. Aynı başarıları devam ettirmenizi biliyorum. O alanlarda da uygun koşullar oluştuğu zaman başarılar diliyoruz sizlere. Teşekkür ederim. Ben şunu da sormak istiyorum. Aslında iki sorum var bununla alakalı. Sizlerin yoğun bir iş hayatı olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda da sivil toplum kuruluşlarına da önem vererek buralarda yer aldığınızı da biliyoruz. Doğru. Öncelikle sorum, hobileriniz nelerdir? İkinci sorum da diğer sivil toplum kuruluşlarından da bahsederseniz, üyeliklerinizden. Tabii, belki bununla birlikte de paralel olacak şeyler çıkabilir. Onun için aynı soruyu sormuş olayım tek seferde. Hobilerim, motosiklet var ki motosiklette tabii Antikyat Motosiklet Kulübü'nün etkisi çok büyüktür başlamamda. İkinci hobim de yani en çok zaman ayırdığım yelken var. O da babadan gelen bir
öğreti. Yani çok zaman ayırabiliyor muyum hobilere? Fazla ayıramıyorum işin özü. Ama severek yaptım. İki şey var. Bir de bu sene başladım. Felsefe bölümü var üniversite. O çok zamanımı alıyor. Birinci sınıfı tamamladım. Bakalım ikinci sınıfı da inşallah geçeriz. Peki sivil toplum tarafında başka üyelikleriniz, başka derneklerde var, nelerdir? Var. ANSYAT üyesiyim. ANTYAT'ta da üyeliğim vardı. Ayrıca bir de bizim cumartesi günleri toplanan Antalya Dostlar Meclisi diye bir grup var. Pandemiden dolayı fazla toplanamıyoruz ama genelde bunlar. Yelken ne? Bir de pardon atladım onu. Yelken, Antalya Yelken Kulübü var. Aydık. Yakın zamana kadar bir önceki dönemde orada da yönetim kurulu üyesiydim. Hatta ANTYAT üyesi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. Çünkü yetişkin yelken eğitimi de veriliyor. Artı çocuklar için de yelken eğitimi var. Oldukça da başarılı hocalarımız var. Tavsiye ederim hepsini. Aktif şekilde hem sivil toplum hem iş hayatı. Bu noktada da sizleri kutluyorum. Hobilerinizle de birlikte keyifli bir yaşantı. Ben son olarak şunu da sizlerden dinlemek istiyorum. Çünkü aramıza yeni katılan arkadaşlarımız da var. Sizler bizler için, şu anda biz başkanlık görevini icra ediyoruz ama sizlerin emekleriyle de, çok büyük emekleriyle de bu dernek 32. yılına girecek. Ve halihazırda da denetim kurulunda da zaten derneğimizde göreviniz devam etmekle birlikte 2007 yılından bu yana ANTYAT'tasınız. Ve bir nevi bir abilik, yönlendiricilik, her zaman desteğinizle bizler elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. ANTYAT sizin için ne ifade ediyor? Ya, ANTYAT benim, tabii STK, yani iş adamı siyatları için de ilk göz ağrı. İşte 2007'de üye oldum, 300 nolu üyeydim o dönem. 2008'de işte yönetim kuruluna girdik. Devamında Alanyalı Başkan'la bir dönem daha yönetim kurulunda üyelik yaptım. ANTYAT, dediğim gibi ilk gözlerim, çok emek verdik hep beraber ekip olarak. En güzel kısmı ANTYAT'ta ben hiç kopmayacağımı düşündüren şey üyeler arasındaki aidiyet. Çünkü hiçbir zaman sayıya, yani nitelik nicelik noktasında çok başarılı bir dernektir ve üyeleri aktiftir. Yönetim kurulu keza çok başarılı çalışmalar yapıyor. O yüzden çok keyif alıyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz bu derneğe vermiş olduğunuz emeklerden, hizmetlerden dolayı. Ben teşekkür bizlerle ederim. Birlikte ne zaman rica etsek aldığınız görevlerden ve vermiş olduğunuz katkılardan dolayı ben çok çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim başarılı çalışmalardan dolayı. Çok teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiğiniz için de ayaklarınıza sağlık. Estağfurullah. Teşekkürler. Sağ olun. ANTYAT İşleviye Programı'nın bugün yine çok kıymetli bir konuğu vardı. 16. dönem yönetim kurulu üyesi, 17. dönemde yönetim kurulu başkan yardımcılığımızı yapmış olan ve hali hazırda da denetim kurulu üyeliğini devam ettiren Ayamak Petrol firması sahibi Fırat Armağan'la birlikteydik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Yeni programlarda görüşmek üzere, hoşça kalın.